hoş geldiniz. Yine güzel bir yemekle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapuska yapıyoruz. İşte bazılarınız sevmiyorum falan diyebilir belki ama çok lezzetli. Kesinlikle sindirim sistemi için de çok yararlı. Kapuskayı mutlaka yemelisiniz. Ben mutlaka sık sık yiyorum arkadaşlar. Kışın kapuska benim vazgeçilmezlerim arasında. Şimdi kapuska nasıl yapılır onu size biraz tarif edeceğim. İşte yağım var, biliyorsunuz malzemelerinden biraz bahsedeyim. Soğanım var, salçam var, tuzum var, karabiberim var. Bunları güzelce işte soteleyeceğiz. Soğanı tabii ki doğruyoruz. Salçayı koyuyoruz, güzelce soteliyoruz. Sonra üzerine kapuskayı koyuyoruz. Birlikte soteliyoruz. Tuzunu koyuyoruz, karabiberini koyuyoruz. Ondan sonra da suyunu koyuyorsunuz ve pişmeye bırakıyorsunuz. Bu kadar kolay. Faydalı bir yemek yapıyorum. Kapuska yapıyorum. Kapuska için lahanalarımı sıcak suda haşlıyorum. Daha sonra da yemek şeklini sizlere çekip göstereceğim. Lahanalarımı haşladım, doğradım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yemeğimi yapmaya başlayacağım. Bugün sizlere şifa dostu kapuska yemeği yapacağım. Bağışıklık sistemini kesinlikle çok güçlendiriyor. Gözleri kuvvetlendirmek için de havuç kadar faydalı bir yemek arkadaşlar. Kapuskanın malzemelerinden bahsedeyim. Lahanam vardı gördüğünüz gibi. Ben o lahanaları küçük küçük kestim ve haşladım. Şimdi yemeğini yapıyorum. Yemeğim için de yağı koydum. Soğanı soteledim. Ve üzerine birazcık salça ekledim. Salçanın üzerine lahanayı koydum. Onun üzerine bulgur yıkayacağım. Nişastasını alacağım ve şimdi bulguru ekleyeceğim. Tuzunu koyacağım. Karabiberini koyacağım. Kırmızı pul biberini koyacağım. Suyunu ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. İnanılmaz faydalı arkadaşlar. Mutlaka kapuska yemeğini denemelisiniz. Şöyle bir baktım faydalarına da o kadar çok faydası var ki bir kere sindirim sistemi için de çok faydalıymış. Mutlaka kapuska yemeğini deneyin, yapın ve tüketin diyorum arkadaşlar. Üzerine bulgurunu da koydum. Şimdi karıştıracağım. Evet, biraz da su ekledim. Şimdi pişmeye bıraktım. Piştiğini anlarsınız zaten. Lahana da haşlanmış olduğu için çabuk pişecektir. Fokurdamaya başladığında pişti demektir arkadaşlar. Kapuska yemeğim pişti. Şimdi altını söndüreceğim. Soğuyacak biraz. Servise hazır. Kapuska yemeğimi servis tabağına aldım. Şimdi sofraya gelmeye hazır. Siz de denerseniz afiyet olsun. Kapuska yemeğimi bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine sizlerden ayrılacağım tabii. Bunun için de üzgünüm. Ama yeni bir yemekle, yeni bir videoyla buluşacağız mutlaka. Videomu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen videolarımda kalın. Yalnız bırakmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.